Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde emeklilikte yaşa takılanların haklarının verilmesi için alanlara indi. Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını İl Başkanı Mehmet Tahtasız okudu. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP, MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyette son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP, MHP ittifakını gördük. İktidar emeklilikte yaşa takılan mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan işveren ise sen yaşlısın, sana iş veremem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanları ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliye reva görüyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmeti olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında emeklilikte yaşa takılan mağdurların talepleriyle adeta alay ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Rantçıya, faizciye çalışan iktidar emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmüyor. Biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Ve halkına sırtını dönen saray hükümetiyle Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz.